Yazı 2017'de yayınlanmış bir yazı. Ekim-Mayı 2017 yazısı. Şöyle başlıyor. Yazar, ruh öt ötelere açık insanın en derin ledünliliğini teşkil eder. O insanın insan olarak kalmasında ve daha ötelere, ötelerin de ötesine açılmasında sırlı bir kanat mahiyetindedir. O olmadan uçamaz yani. Ötelerin ötesine uçamaz. Evci kemalat insaniye o kanadın canlılığına, ve metafizik gerilimine vaat edilmiş ilahi bir utufettir. İnsanı kamil olmanın son noktası o kanadın yani insanın ruh kanadının e, canlılığına ve metafizik gerilimine vaat edilmiş ilahi bir utufettir, bir hediyedir, bir lütuftur. Onun felç olması ise yani ruhun felç olması ise insanın manevi anatomik sisteminin de felç olması demektir ki biz buna kestirmeden ruh zehirlenmesi diyoruz bu burada bir an duralım. Şöyle bir durum var. İnsanın bir manevi anatomik sistemi varmış. Yani bizim bildiğimiz maddi anatomik sisteminin yanında bir de manevi anatomik sistemi var. Hatta buna benzer bir kavram hani ne, neydi kitabın başlığı? Ruhumuzun heykelini dikerken. Çünkü bizde ruhun da kendi anatomik bir yapısı var. Biz onu ikame etmeye çalışıyoruz. E, ruh zehirlenmesi denilen şey bunu felç edebilir. Bunu bir maddi vücudun felç olup hiçbir şeye tepki verememesi, hiçbir şeyi hissetmemesi, işte iğne batırsanız hissetmemesi, hissiz, refleksiz hale gelmesi bir manada ölmesi diyebiliriz ama tam ölüm de değil. Aslında canlıymış gibi gözüküyor. Şimdi bundan sonra yani bu ruh zehirlenmesini bunu dedikten sonra yazar bunu biraz açıklamaya başlıyor bize. Ben şöyle görüntüde de ekranda da şeylere bir açmaya çalışayım ama. Evet böylece. Evet. Sonra diyor ki Evet. Ruh, zehirlenmesinin tedavisi oldukça güç. Hatta bazı ahvalde adeta imkansızdır. Ee, yani tedavisi gayri mümkün bir şey değil ama bazı durumlarda imkansızdır. Zira çok defa hissedilmez onun ağrısı, sızısı, duyulmaz bir hekime gidilme arzusu. İnsan ilk ruh zehirlenmesiyle ilgili en kritik şeylerden birisi aslında bunun sinsiliği. İnsan aslında ruhunun zehirlenmiş olduğunu farkına varmaz. Yılan ısırsanız belki fark ediyorsunuz ama ruhunuz zehirlenince fark etmiyorsunuz diye yazar. Dolayısıyla böyle biri kalbi ve ruhi hayatı itibariyle ölü gibidir ama varamaz farkına işin vehametinin. Bu zehirlenme konusu. Dolayısıyla hani bu bu yazı e, in, hizmet insanı nasıl olmalı hakka adanmışlar yolunda giden insan nasıl olmalı gibi temel teorik tartışmaları yaptıktan sonra bir de işte bunun e, yoldan çıkma ihtimali ve hatta teşhisi üzerine bir yazı olduğu için e, okuyucuların farkında olamayacağı bir şeyden bahsediyor. Yani biz farkında olamayabiliriz ama gerçekten ruhumuz zehirlenmiş olabilir işin Türkçesi. Çünkü yazının muhatabı kim diye sorsak Çağlayan Dergisi'nde e, Ekim ayında yazıldığına göre ve Hoca Efendi her gelene eliyle verdiğine göre bunu oku burada bu başlıkta bir şey anlatmaya çalışıyorum bu buradaki başyazıda dediğine göre diyelim lisanı haliyle bize birinci yani cemaatine hitap eden bir tarafı var. Sonra devam ediyor diyor ki dahası iç dünyası açısından en tiksindirici deformasy defor deformasyonlara maruz kaldığı halde şuursuzca mevcut tahribatına yeni yeni tahribatlar ilave et markasında koşar durur da göremez o kap karanlık sonucu göremez zira o ruhen zehirlenmekle bir basiret körlüğü yaşamaktadır. Yani ruh zehirliğinin öyle bir etkisi de var. Ben şimdi bunları bir birkaç maddeyle toparlayacağım. Hani çünkü aslında sıralı bir şey söylüyor ama sanki bir paragraf içerisinde biraz da şairane söylüyormuş gibi. Görülecekleri mahiyeti nefsül emriyelerine uygun göremez. Görüyorum dediklerinin de arka planlarına akıl erdiremez. Yani işte canlı ama aslında işte felçli bir adamın canlı olması gibi. Nasıl erdirebilir ki felç olmuştur onun idrak anlayış sistemi, kırılmıştır ruh anatomisinin kolu kanadı ve işlemez olmuştur mantığı, muhakemesi. Dolayısıyla da değerlendiremez olup bitenleri, tefrik edemez akı karayı zira zehir, Dumur'a uğratmıştır ondaki idraki ve temyiz kabiliyetlerini. Öyle ki bu haliyle o zehri panzehir gibi görmekte. Deniz suyuyla susuzluk giderme türünden içtikçe yanmakta ve yandıkça da içmeye devam etmektedir. Şimdi böyle çok detaylı bir tanım olduğu için biraz sanki doğrudan gözlemlediği bir şey olarak ele alacağız. Şöyle diyor bir, bu ruh zehirlenmesi meselesi insan bunu hissedemeyebilir, fark edemeyebilir. Yani bu konuda bilinçsiz olma ihtimali var. Hatta adam bunu bilmediği için bir tedaviye yanaşmaya da bilir. Mesela bu, bu sonuca nereden geliyor derseniz hemen ben size bir cümleyle ispat edeyim. Daha sonra kendisi daha net söylediği için ee, nerede? Şurada başka bir başyazıda diyor ki normalde daha çabuk bulabiliyorum ya. 5 Allah Allah. Ha şuydu. Kendi ile yüzleşmede peygamber ufku 5. Bundan sonraki seride peygamber ufku 5'in sonunda şöyle bir tanımda bulunuyor. Bunu oraya bağlıyoruz. Peygamberlerdeki i, bu duyarlılık meselesini anlattıktan sonra yani günaha karşı hassas olma meselesini anlattıktan sonra Allah-u Alem böyle bir derinliğe gökteki melekler bile imrene durmuş ve hayranlık temaşasına koyulmuşlardı. Ne kadar arzu ederdik bu yaklaşımın zerresine sahip olmayı biz. Sonra devam ediyor. Ama heyhat çoklarımız itibariyle tepeden tırnağa levsiyat içinde bulunduğumuzun farkında bile değiliz. Bu ruh zehirlenmesinde bahsettiği farkında olmama durumu. Yani va şey hele serkarlar, hele serkarlar. Bu bu paragrafa arada bir geri döneceğiz ama burada bahsettiği sinsilik olayını devam ettirdiğini görüyoruz. Yani bu, bu insanların farkında olamama ihtimali var. İkincisi ben bununla ilgili neden Türkiye'de bir goril göremiyoruz diye bir video yaptım. Tam buradan alıntı da vardı. iki tane yerden alıntı vardı. Burayı anlatmaya çalışıyordum. İnsanlar neden bazı şeyleri göremezler diye. Ee, sonra dediler ki hoca efendi alıntılarını çıkar daha çok insana belki hitap eder diye. şeyden sonra gösteririm. Çünkü çok ilginç bir şey anlatıyor. Ve bunun bilimsel bir altyapısı da var ama şu an ruh zehirlenmesiyle ilgili bir bu durumun vehametini fark edemezler ve şey yapamaz. Yani bu sinsilik meselesi yani şey ruh zehirlenmesi sinsi bir hadisedir. Hissedemeyebilirsiniz sizi öldürebilir. İkincisi, iç dünyanızda çok ciddi deformasyonlar olmasına rağmen bunu anlamadığınız gibi mevcut tahribatlara yeni tahribatlar yani çözüm diye ortaya koyduğunuz şeyler veya ruhu zehirlenmiş bir insanın çözüm zannettiği meselelerin tahribata fazladan tahribat ilave etme olduğunu bile anlayamayabilir. Yani çözüm zannettiği şeyler aslında tam tersidir. Üçüncüsü yine yazarın dediğine göre sonucu görecek yani bu tahribat gidecek 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 de yani kayıp mı olacak kardeşim bu problemi çözmediğin zaman sustuğun zaman sessiz kaldığın zaman problemle yüzleşmediğin zaman bu işin sonu nereye varacak diye de düşünecek bir basiretten yoksun olabilir. Biraz böyle provokatif olacağımı söylemiştim ama yani bu, bu sohbette söylemedim. Normalde benim kafamda çok net bir şey söylüyor da çok provokatif olur diye sohbetin son kısmına belki kalır. Sonra diyor ki yani yani bu ruh zehirlenmesine maruz kişi olayın sonucunu görecek. Yani o deformasyonunu da derinleştiren hatayı tekrar ederek bu Einstein'in bir lafı var ya aynı şey aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklediğinin de farkına varmaz. Sonra diyor ki göremez niye göremezsin? Çünkü o ruhen zehirlenmekle bir basiret körlüğü yaşamaktadır. Yani anlayamama, görememe, tam olarak gördüğünü idrak edememe problemi yaşamaya başlar. Bu ne demektir? Görülecekleri yani mahiyeti nefsül emriyelerine yani olayların aslı astarı özü nedir? Bunu göremez illüzyona yakalanır. Mesela Türkiye'den örnek versem kolay anlarsınız. İnsanlar işte 15 Temmuz gecesi ne olduğunu anlamadılar. Ama o gece televizyondan gösterilen kulaklarında doldurulan işte selalarla uçak sesleriyle insanlara şey yapılan bir psikolojinin içerisine çektiler. Olanların tam mahiyeti nefsül emriyesine uygun görmediler ama gö yani bir illüzyona tabi tuturlar. Aynı benzer şey ruh zehirlenmesi yaşayan insanlarda da olur. Ben çok dışarı götürmek istemiyorum. Sonra devamında şöyle diyor bir sonraki madde, altıncı madde bu. Gördü, görüyorum dediği, zannettiği şeylerin de akıl, arka planlarına akıl erdiremez. Yani Allah bunu benden neden istiyor? Buradan ta iç yürüme ve onarım yolları üçüncü makalesine gidebiliriz. Yani çevresini okuyamama kabiliyeti. Hatta bir yerde bu tarz insanları şimdi düşünün bu maddelerin birazdan şeyini verecek. E, kimlerde vardır yoktur düşüncesini anlayabilmek için bir ölçüm sistemini de verecek. Öyle insanlardan da uzak durun diyor. Bu adamlarla ilgili çok şeye de girmeyin diyor. Neyse. Görüyorum dediklerini de yani gördüğünü zannettiği şeylerin de arka planına akıl erdiremez. Yani e, gördüklerini anlamlandıramaz. Şey yapamaz. Arka planda ne olduğunu anlamaz. Çünkü idrak sistemi de felç olmuştur. Tıpkı bir felçlinin şeye tepki vermemesi gibi olan biten hadiselere tepki kabiliyeti yoktur. Bir örnek vereyim olan biten hadiselere tepki kabiliyeti olan bir örnek vereyim. Bakın bu şey başladı Covid başladı. Bu manada hani biraz da hani geçen yazıda biraz demiştik ya Hoca Efendi aslında uyguladığı şeyleri yapıyor diye. Covid başladı yok o yuhu, helal olsun Çin işte pardon Allah işte Çin'in belasını verdi. Uygurlara böyle yapıyor diye bir şey oldu. Sonra bir başka yerlere geldi filan. Biz daha uyanamadık yani. Ee, Hoca Efendi pat dedi. Birden devreye girdi. Dedi ki bir, bir arada bulunmayın, namaz kılmayın. Şeyleri iptal etti. Bak devreye girdi direkt. Gördüğünü anladı ve bir tepki verdi. Aynı hafta burada işte büyük abiler, Hoca Efendi'nin yıllardır talebesi olan insanlar, ya biz şimdi nasıl yani buluşmayacak mıyız, görüşmeyecek miyiz modunda. Çünkü o idrak meselesi herkes için aynı değil. Yani karşındaki hadiseyi millet gerçek mi değil mi içinde mi kaldı falan diye anlandıramıyor. Çünkü bu yani ruh zehirlenmesi meselesi insanın idrakini etkileyen bir mesele. Belki manevi olarak burada vurguluyor da burada olan biten hadiseyi idrak edebilen bir adam kendisi inzivaya çekilmiş olsa bile böyle global bir pandemiye pat diye anında en net en aküt tepkiyi verebiliyor ya işte bu burada hani adamın idrak şeyi kapalı değil orada bir sıkıntı yok problemi gördüğü an tak diye şeyi söylüyor ve hoca efendi bunu söylemeseydi ben çok eminim cemaat içerisindeki bir sürü insan bize bir şey olmaz biz seçilmişiz düşüncesiyle şey de yapabilirdi yani e, sohbetler işte insanların şey bulduğu yer tedavi olduğu yer bunları aksatmayalım falan gibi neyse sonra bir 7. madde kırılmıştır 8. Şey, madde Kırılmıştır ruh anatomisinin kolu kanadı ve işlemez olmuştur. Mantığı muhakemesi de işlemez bunların. Bu da şöyle bir şey. Mesela bazen insanlarla konuşursunuz. En önemli mesele olarak gördüğü diyelim ki Türkiye'de rejim değişecek. Adama desersin tamam bana mantıken anlatsana nasıl olacak değişecek? Kim değiştirecek? Kim onun yerine gelecek de durumları düzeltecek? Hangi parti buna muktedir? Bir mantıken bana bir senaryo çiz. O senaryoda her şeyin düzeldiğini izah et. Bunu mesela... En üst seviyede adam böyle bir adım adım mantık bile işletemez. Göremiyoruz. Yani olacak diyor. Öyle bir inancı var. O güzel ama mesela aslında onu muhakeme mantık seviyesine indiremez. Çünkü şey yapamıyor. Yani adım adım nasıl gideceğini hesabını yapamayabiliyor. Çünkü bu ruh zehirlenmesiyle etkili bir mesele. yani hassaslık duyarlılıkla ilgili. Dolayısıyla da değerlendiremez olup bitenleri tefrik edemez akı karayı, faydayı zararı, doğruyu, yanlışı ayırt edememeye başlar. Zira zehir dumura uğratmıştır ondaki anlama hmm. ve ayırt etme kabiliyetlerini. Bunu ruhun zehirlenmesi meselesi nasıl bir şeyse birazdan anlayacağız nasıl zehirlendiğini de. Çünkü ön yargı katmaktır şudur budur baya güncel şeyleri var. Öyle ki bu haliyle o zehri pan zehir gibi görmekte deniz suyuyla susuzluk giderme türünden içtikçe yanmakta ve yandıkça da içmeye devam etmektedir. Şimdi bir an için mesela hoca efendi diyelim etrafında bunu gözlemlediğini düşünün. Çeşitli insanlarda böyle bir ruh zehirlenmesini, hatayı hatayla savma durumunu. Ben örnek veririm de sohbet kısmına eğer merak ederseniz konuşuruz. Ve o, o konudaki çaresizliğine, yani o durumda ne yapılır? Yani böyle biriyle karşılaştığınızda ne yapılıra dair aşağıda biraz bir paragraf var ama. Yani böyle çaresizce izliyorsunuz bir adam... Sorun çözüyorum zannederek sorunlarını büyütüyor, senelerce devam ediyor aynı şeyleri yaparak akı karayı ayırt dedimek sizin kendini daha ciddi deformasyonlara şey yapıyor problemlerini derinleştiriyor. Bu e, yani hatalarını değil derinleştirmeye devam etmesi bu ruh zehirlenmesi dediğimiz meselenin diyelim e, şeyi etkileri. Bir sonraki paragrafta insan ruhunu zehirleyen faktörler sayılmayacak kadar çoktur. Nedir tabi bizim hemen aklımıza ne oldu böyle bir şey nasıl başımıza gelebilir diye bir soru sorduk. Bunlardan bir tanesi dahi insanı insanlığından uzaklaştıracak mahiyettedir. Az sonra sayacağı şeylerden bir tanesi bile. Bunların birkaçının birden bulunması ise Arap'ın da'ud-du'al dediği manastüründen kabili iltiyam olmayan iç içe ne illetlere ne illetlere sebeptir. Şimdi elinize kalem kağıt alın ben size tam olarak 12 tane şey söyleyeceğim. Bu 12 taneden bir tanesi bile varsa e, ruhumuzun zehirlenme ihtimali, zehirlenmiş olma ihtimali var. Kendimizde görmemiz zor o zaman etrafımıza bakacağız. Etrafımızda en yakın çevremizde görüyor muyuz diye bakacağız. Veya içinde bulunduğumuz camiada görüyor muyuz diye bakacağız. Veya hiç bunu tespit edemiyorsak bunlar mesela, muarız ayna gibi rakibime rakibimize bakıyoruz ya AK Parti'de var mı diye düşünün. En kolay böyle gözükür. En zor kendi nefsinde gözükür. Daha da zoru bazen kendi cemaatinde gözükür. Yani onu görmek yakıştırmak zordur diye söylüyorum. Ama unutmayın ben sonra size bunu görmenin işte bir sonraki şeyde şöyle bir şey var. Bunu görmezseniz diyor kendi kendile yüzleşme ve muhasebe ufkunda. Yani insan kendini iyiliklere açık, kötülüklere de meyyal yanlarıyla doğru okuyamazsa bu süçmelerden sıyrılamaz hayatını da istikamet şeyinde götüremez diyor dolayısıyla bu ihtimali e, Nietzsche'nin Freud'un insanın kendi içerisindeki monster dediği canavar dediği şeyi nefis dediğimiz başka şey biz böyle nefsi çok munis bir ifade olarak kullanıyoruz da yani o canavarı göremezse çok ciddi bir e, şeyi var e, asıl yani adam zehirlenmiş olduğunda farkında değil yani o adamın durumu çok daha vahim yani çünkü şey yapıyor bir, kibir. Burada bir tane e, şey yok. İki, gurur. Tamam mı? Bizde var mı? C bende var mı? Bizde var mı? Burada götürme şey çıkışı yapamadık. Türkiye'de var mı? Veya AK Parti'de var mı? Böyle kolay olsun diye söylüyorum. Bir yerde ölçmek çok kolay. Dışarıda aynaya bakar gibi. Onlar da sende bunu çok kolay görür. Bakın yani yorumlarda hemen çıkar bu. Kibir. K büyüklenme yani kendini büyüklenme. Gurur bencillik sadece kendi derdi, kendi derdiyle, kendi sıkıntısıyla, kendi karıyla, kendi kazancıyla, kendi sıkıntısıyla, kendi diğer gam olmama kendiyle. Ucub kendini beğenme yine kibrin bir başka şeyi. Fahirlenme kendi amelini ve kendi nefsini öven, beğenen, övünen demek. Tamam mı? Ama herkes şimdi sonucu sormayacağım ama samimi olarak en azından teşhis koymak için. Çünkü bu çok önemli. Bunu yazmak eminim Hoca Efendi için çok zor olmuştur. Onu söyleyeyim yani. Şöhret hissi. Yani bütün dünya beni tanısın veya bütün dünya bizi tanısın, bizi bilsin. Her yere varalım, gidelim, görelim. Herkes bizi şey yapsın. Makam tutkusu. Makam tutkusu. Konumunu kaybetmeme şeyi. Kaç oldu makam tutkusu? 7, 8. Alkışlanma ve takdir edilme arzusu. Anladın mı ki? Herkes beni alkışlasın ve beni takdir etsin arzusu. bu sohbeti ben yaptığım için bana ayrıten bir şey var. Bonus puanı var burada. Ee, sonra servet sevdası. Servet sevdası. On nefis ve heva esareti. Yani nefsinin ve hevalarının arzularının dışına çıkamama. Şey, yani şurada biraz çekirdek olsa da yesek bir leblebi bir şey yok mu? Şaket getirsen alevli şeyler, dondurmalar yok mu şey gibi. Ne dedik ondan sonra? 11 menfaat ve çıkar zaafı. Olaylara bunun şeyden yani menfaat ve yani kar zarar hesabı üzerinden bakma. Bu aslında Allah rızasını gözetmeme falan da demek hani menfaat ve çıkar zaafı. insanın menfaatlerini ve çıkarlarını şey yapması. Bu çok ilginç. Burası çok ilginç. 12. E, sonradan bulma ve görme küstahlaştırması. İnsanı sonradan bulma ve görme meselesinin değiştirmesi, tavrını şeyini bozması, kısaca küstahlaştırması. Benim aklıma direkt böyle şey, fotoğraflar geliyor. Aynaya bakarken, kendim aynaya bakarken fotoğraflar geliyor. E, gibi, gibi hususlar bunların başına gelir. Bundan fazlası var ama yazarın bizim için bunları kale alın dediği mevzu bu bunlar. Buna dikkat edelim. Başka şeyler de var da muhtemelen en şey. Bunlara karşı açık duran biri bak bunlardan ben az önce dedim ki var mı yok mu diye bakın ama aslında olup olması önemli değil. Bunlara açık durma meselesi bu menfezleri kapatmama bunlara önlem almamış olma probleminden bahsediyoruz. Şimdi bunlara karşı açık duran birisi enaniyeti çalımı, cakası, şımarıklığı ve kaba tavırlarıyla öyle bir şirazesizlik sergiler, dengesizlik sergiler ki gayri egosantrizm çağlayanına yelken açmış, şu çağlayan kavramına geri döneceğiz. Böyle bir cümleyi negatif bir şeye yükledi. Egosantrizm çağlayanına yelken açmış böyle birine haktan es ekstra bir inayet olmazsa ne en güvenli sahiller nedir o mesela sağlıklı bir cemaatin içerisinde bulunma, ikinci seçilmişlerin içerisinde bulunma, sahabelerin arasında bulunma filan. Anladın mı? Ne en müsait limanlar ne de herkese kucak açan o şirin rıhtımlar hiçbir şey ifade etmez ve o sürüklenir narsizm çağlayanlarıyla bir daha nemnutların, şeddatların, amnofislerin helak olup gidip helak olup gittikleri girdaplara doğru. Yani yukarıda saydığımız kibir, gurur, bencillik, ucup, fahirlenme, şöhretisi, makam tutkusu, alkışlanma ve takdir edilme arzusu, servet sevdası, nefis ve heva esareti, menfaat ve çıkar zaafı, sonradan bulma ve görmek üstahlaştırması. İnsan bunlara karşı açık durduğu müddetçe öyle bir yola girmiş olur ki o yol hani bir nehirler çağlayana gider ya mesela Niagara'yı herkes görmüştür devasa. Oraya böyle sürüklenen değil de bir de yelkenle giden, bir de rüzgar almış arkasına. Anlatabiliyor muyum? Öyle gider ve o kadar kesindir ki oraya düşeceği. Ömür vefat etse adamın Şeddat, Nemrut, Amnufis falan olduğunu görürsünüz. Allah imkan vermezse görmezsiniz. Hani adam eline güç gelmez. O o e, faşist tarafını görmezsiniz ama eline güç geldiği zaman bu tarz ufak tefek faşistler Büyük faşist olur sonra. Büyük zulüm yaptıklarını görürsünüz yani diyor. Şimdi ben bir an için geri dönelim. Bakın Hoca Efendi aramızdaki en fakir aileden gelenlerden birisi. Mesela sonradan görme ve bulma küstahlaştırması olabilirdi. Bak biraz geri dönelim. İnsanın kendine dikkat etmesi. Kibir olabilirdi. Bir sürü şey yazmış. Adam 40 tane kitabı var. Binlerce talebesi var. İşte işte memuriyet hayatında sicili bozuk değil. Hani herkesin övündüğü ufak tefek şeyler var. Ne bileyim büyük şeyler var. İslam alimleri arasında en etkili İslam alimi seçildiği var. Şu var bu var. Yani kibir olabilir, gurur olabilir, bencillik olabilir. Bana ne ya benim keyfim yerinde olsun şeyinde olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ben iyi olacağım ki aleme bir faydam dokunsun mantığında olabilir. Ucub yapabilir. Anladın mı? Kendini beğenmiş Hemen anlarsın değil mi? Hoca Efendi kendini beğenmiş olsa. Mesela ben e, işte Kur'an kursunda bulunduğum dönemden biliyorum. İşte Hoca Efendi okurum da ben biraz böyle şeydim. Yani e, kafamda biraz hep böyle yani bir Said Nursi değil falan diye bir düşünce vardı. İlk ziyarete gittim 2004 müydü 6 mıydı işte. Bizden arkada o küçük salonun arkasında namaz kılıyorduk. Herkesle beraber. Hoca Efendi namazı bitirdik. Salona giriyordu. Biz ikimiz iki tane genç birden böyle bir ayağa kalktık böyle. Refleks, Türk refleksi. Bizi yanımızdan bir çektiler oturttular. Hoca efendi böyle bir rahatsız oldu ama bir rahatsız oldu. Biz onu rahatsız ettiğimiz için rahatsız olduk. Ben yeminle söyleyeyim cemaatte kendisine saygı gösterip ayağa kalktığım için o şekilde rahatsız olan bir tane adam tanımıyorum. Bir tane adam görmedim. Buna isim verip ayıp olmazsa hani yüzüne de söylediğim için işte Reşit Haylamaz abiden tut Cemal Türk abiye kadar. Hoca efendi orada çok genuin bir rahatsızlık gösterdi. Anladım Çok böyle samimi bir şekilde o kadar rahatsız oldu ki sanki birden önünden böyle bir alev şey olur ya gaz patlar ya böyle böyle bir yaptı böyle. Biz nasıl bir yani hani bizi aşağı çektiler filan ama ana nasıl üzüldüm ya adamı yani yüzüne ekşilttik filan böyle. Şimdi adam buna açık kalmamak için anlatabiliyor muyum kendini beğenmeme önlem üstüne önlem almış. Ve bunu samimi bir şekilde yani ben Kur'an kursunda çok adam gördüm yani hoca gördüm yani öyle derler de hocam anlatabiliyor muyum yani hocam saygı şey estağfurullah falan, derler de öyle değildir yani ben kaç tane iyidir yani çok e, mübarek evliya Allah'tan insanlar da gördüm ama çoğu itibariyle öyle değildir bu mesele yani çok şeydir şöhret hissi makam tutkusu anladın? Mı? alkışlanma ve takdir edilme arzusu yani hoca efendi mikro management yapamıyor mu istese yapamaz mı yani doğrudan her şeyi her bir haltı yönetemez mi? Servet sevdası, Helalinden Hoca Efendi biriktiremez miydi sizce? Kaç tane telif en çok satan yazar? Anlatabiliyor muyum? İstediğim, yani kitaplardan genelde yüzde otuz, yüzde kırk kazanırsınız gibi. Ya, bay, yayın evi de sizin. Anlatabiliyor muyum? Yüz bin tane satarsın. Üç kitap olan adam köşeye dönebiliyor bazen. Nefis ve hevah esareti. Bunu da kovalayabilirdi. Menfaat ve çıkar zaafı. Sonradan bulma. Bu çok ilginç mesela. Tamam. <laughs> sonradan bulma ve görmek üstahlaştırmaz. Şimdi herkes bunu çok kolay bir şekilde Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan filan diye yaparsa bunun sana bana hiçbir faydası yok. Ama bunun etrafında gözlemlediği bir şey olarak, bir uyarı olarak, bir teşhis olarak bunlardan birkaçının bende olduğuna ben şahidim. Birkaçının cemaatte olduğuna ben ispat edebilirim neredeyse. Buna dikkat etmemiz gerekiyor biraz diye düşünüyorum. O manada işte. Şimdi diyor ki ve bu adam son başta da söylemişti ya sürüklenip gider de sezemez o kahreden su akıbetini ve lanet ile yad edilen biri haline geleceğini Allah ömür verirse öyle olur. Yani bazısına Allah imkan vermez de olmaz yani ayrı mesele. O potansiyel vardır pek çok insanda. Görüp sezemez zira o ruhu zehirlenmiş. Neden bir insan görüp sezemez bunu? Ruhu zehirlenmiş mantık ve muhakemesi mefluç bir düşünce fakiri haline gelmiş. Ben bunları biraz yorumlukla okuyayım. Yani şey yani mantık ve muhakemeyi kur şey yapamayan, iflas etmiş, kullanamayan bir düşünce fakiri. Düşün bir şey yapamıyor. Hayatını hayvani ve cismani zevklerin tesirinde sür sürdüren şehvatın efsaniyesinin güdümünde bir bohem. Hayattan ne alırım şeyinde olan bir şey haline gelmiş. Mal, menal, dünya, debdebe ve şatafatını hak duygusu yerine koymuş bir sapkın. Sapkından kasıt normalde hak duygusunun peşinde gidiyordu. Yukarıda dedi ya hakka adanmışlar yolundaydı. Hakka adanmış ruhlardan birisiydi. Hak yoluna adanmış ruhlardan birisiydi. Işık yolcusuydu falan. Ama bir noktada sap, yani o yoldan sapkın. Çünkü dolayısıyla tamamen senden benden bahsediyor. Yani bu iddiada olan insanlara konuşuyor. Cümleyi görüyorsun onu. Geçici zevkü sefaları ötelerin ebedi güzelliklerine ve hak hoşnutluğuna te te tercih etmiş bir kör. Çünkü göremiyor, asıl şeyi göremiyor. Sonra bir sağır, bir kalpsiz ve hayvani tutkularının dürtüleriyle yarınları görmeyen bir hissizdir. Nereye gittiğini görmeyen bir hissizdir. Bundan ötürü göremez diyor. Bir ayet-i kerimenin mazmumu çevresinde şöyle resmedilir. Kadınlara, kızlara, yığın yığın mala, mülke, menale, altına, gümüşe, dolara, dinara, ata, katıra ve emsaline günümüz açısından zırhlı lüks arabalara ve daha ne dünyevi debdebe ve ihtişama bu pes bayağı şeylerle görmez olmuştur öteler adına vaat edilen baş döndürücü güzellikleri ve hak nezdindeki hüsnü akıbeti. Hak nezdindeki o güzel akıbeti. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi buradan ben şu paragrafı bir açayım. Şu Kur'an ayetini. E çünkü şeyi verdiği zaman bir, bir tane daha ayet açacağım da dikkat şey olmasın diye. E, ayet şu. Şunu diyor. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüş paraya... Salma güzel atlara, lüks arabalara, yatlara neyse, hayvanlara ve ekinlere, bahçelere bağlı duyulan tutkulu şehvet ve insanlara süslü ve çekici kılındı. Oysa bunlar dünya hayatının metağıdır. Asıl varılacak yer Allah katındadır. Diyor. Şimdi bu geri dönelim tekrar. E bu önemli bir yere getireceğim de. Yani inşallah gelmiştir de zaten şey aşağıya. Yani bu mesele şey oldu diyelim. Ve daha ne dünya? Ehe ve daha ne dünyevi debdebe ve ihtişama bu pes bayağı şeyleri görmez olmuştur öteler adına vaat edilen baş döndürücü güzellikleri ve hak nezdindeki hüsnü akıbeti. Bundan ötürü öyle olur. Şimdi devam ediyor. Bir sonraki paragrafta diyor ki evet insanın ruhi hayatındaki virütik alanlar öylesi, böylesine cismani ve nefsani arzulara açık olursa açık olmak bak yani eee Olabilir diyese yani buna girmesine gerek yok. Buna açık olursa şimdi virüs meselesini artık daha iyi biliyoruz. Burada ilginç olan bu meselenin virüs gibi kabul edilmesi. Nasıl hani böyle virüsle şey olmuş birisine yapabileceğiniz bir şey yoksa o hani koronavirüs oldu o artık onu atlatacak ilaç ilaç alacak tedavi olacak. Senin yapabileceğin bir şey yok. Çok sevsen de o hastane yatağında yalnız yatar yani. Anlatabiliyor muyum? Hatta e, belki kapmayayım diye sen bu ölelerinden uzak durursun neyse. Diyor ki evet insanın ruhi hayatındaki virütik alanlar, virüsü açık alanlar böylesine cismani ve nefsani arzulara açık olursa, bu kapıyı açık bırakırsa böyle birinin vicdani hayatı için ölüm kaçınılmaz olmuştur. Kesinlikle vicdani hayatı ölür bu adamın sadece açık bıraktığı için. Yani bu aslında bir, ko bir koltukta iki karpuz taşınmaz bir insan ancak bir yola teveccüh edebilir. Yavaş yavaş diğerini bırakır, dünyayı arkada bırakır, yaşıyla bırakır, tecrübesiyle bırakır, zamanla bırakır ve kemale erer ve Allah'a yönelir filan. En sonunda şey bir aruz olur değil mi? Ya da dünyaya tutunur, devamlı o tarafa doğru gider filan. Yani bunu böyle açık gördüğü bir noktadan şey yapıyor. Mehafet ve mehabetullahla mamur olan bu en mühim sistem böyle felç olunca da gayri böyle biri asla kendini doğru okuyamaz az önce demiştim ya gerçekten bu listeyi verseniz bile eline insanın mesela benim elime verseniz ben kendime doğru bu şekilde okuyamayabilirim. Yani siz de okuyamayabilirsiniz. Bir başka özellikle ruhum zehirlenmişse yaptığın şeyde şurada var şöyle bir anlam bile dini bir anlam bile bulursun. Yani aradaki kavramlar arasında gidelim. Neredeydi? Bir dakika. Şurada bir yerdeydi de. Neyse bölmeyeyim. Yani buna bir de dini, dini kılıf bulma olayı var. Yani o, o meseleye dini bir kılıf giydirme şeyine bile girer. Kendi, kendi kendini tanıyamaz. Doğru okuyamaz. Sonra bir, kendi kendini doğru okuyamaz. İki, ah seni takvime mazhariyetin ifade ettiği o engin gayeyi Allah senin gibi bir insanı mahluku bir özel şeyi özene bezene neden yarattı, neye mazharsın, ne olmak için yaratıldın düşüncesini o gayeyi de anlayamaz. Çünkü önemsiz bir şeye takıldı şeyi. Sonra diyor baş döndüren insan anatomisini topyekün kövnü mekanların bir fihristi gibi de görmez. Yani ben Allah'ın bütün kainatın bir fihristi olarak yarattığı hususi bir şeyler beklediği birisiyim. Bir şey yapmam lazım şeklinde de göremez. Göremez ve varlığı böyle bir temaşa ile değerlendiremez. Eşya ve hadiseler arasındaki yer ve konumunu doğru belirleyemez. Bu üstadın hani kendisine üç kuruş verilen bir hizmetçiyle kendisine üç bin lira verilen bir hizmetçi aynı şeyleri alıp getiremez şey var ya yer ve konumu doğru belirleyemez. Hatta bazen sebepler girdabına kat, kapılarak naturalizm türküleri mırıldanmaya durur bu insan. Hayatı anlamlandırmak için. Bu krizde görüyoruz mesela insanların bu yer ve konumuna olan inancını yitirmesiyle beraber mesela yani naturalizme savrulduğunu yani biraz daha diyelim Allahsız bir ifade, Allahsız bir yorumla dünyayı anlamaya çalıştırıyor. Bazen de hiç olmayacak faraziyelerin tesirinde materyalizm şarkılarıyla soluklanır. Heh, şuradaydı ya ben niye ta aşağıya kadar geldim. Bazen de illa böyle olmaz bu daha tehlikelisidir diyor. Ekim 2017'de bunu Fethullah Gülen Hoca Efendi diyor. Bazen de diyor hakiki din ruhuna aykırı bir çeşit dindarlık kisvesine bürünerek suri ve şekli Müslümanlık görüntüsü sergiler ki kanaatimce bu diğer inhiraf ve sapmalardan daha tehlikeli ve münafıkça bir dur biçimi aksettirmektedir. Bu kavramların mesela bu münafık kavramını Fethullah Gülen Hoca Efendi neden kullansın ki diyelim bir mim düşelim. Ama e, çok ilginçtir yani bütün kaynakları okuyun. E, bu seride kullandığı kadar başka yerde hani e, özellikle şimdi münafık deyince işte sahabe dönemindeki münafıklardan değil de biraz da böyle hak yolunun yolcusu olma iddiasında olan insanlardan bahsettiği şeyler mesela acıyorum yazısında açıkça yarı sadık zannettiğim münafıklar diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani çok bariz bir kendisinin yarı sadık zannettiği insanlardan bahsediyor. O yani bütün bunlar bağımsız şeysiz okumanın bir mantığı yok onu söyleyeyim. Çünkü bir şey söylemeye çalışıyor neyse bu konu şimdi üzerinde daha uzunca durulması gereken bir husus aslında. Bak Mim <laughs> kendi de koyuyor biz şimdilik sırf bir işaretle yetinmek istiyoruz. Bak size işaret veriyor. Ben az önce unutmuştum bunu dedin ama bir mim koydum. İşaret veriyor burada bir şey söylemeye çalışıyor. Sonra diyor ki bak burada bir işaret veriyorum. Bu aslında çok konuşulması gereken çok sakat bir mesele. Aman buna dikkat edin. Dikkat etmek lazım. Bunu konuşmak lazım diyor. Şimdi sormamız gereken neden bunu konuşmadı Hoca Efendi? O ayrı bir mesele şu an yazı yazmayı neden bıraktı meselesi niye baskı yapamıyoruz aynı mesele bunu kapatıyor bu paragrafı ne anlattı bize yani bu kaçınılmazlığı ve bunun sonucunu anlattı yani ruh zehirlenmesi bazı şeylere yani buna açık olan insan kendi önlemini almazsa kaçınılmaz olarak düşeceği bir şey olduğunu ve sonuç olarak ya naturalizme ya materyalizme ya da dindarlık görüntüsü altındaki başka bir sapkınla şey yapabilir ki en tehlikelisi budur dedi sonra devam ediyor. Yazı biraz uzun olduğu için bir saatin içerisinde sığdıramayabiliriz. Yukarıdaki hususlardan hangisi olursa olsun zehirlenmiş bir ruh, bir hasta sürekli iç içe kalak ve ızdıraplar yaşar. Burası biraz depresyon anlatır gibi çünkü ayette de öyle bir şey var. O kafayla dinleyin. Ee, mesela huzur ve şey açısından sürekli o güne kadar elde ettiği şeylerin elinden gideceği hafakanlarıyla oturur kalkar planlar projeler yapar <laughs> yeminle söylüyorum yani çok acayip bir öyle bir fotoğraf çiziyor ki yani neredeyse tan tanırsın etrafında böyle, böyle biraz dikkatli baksan o güne kadar elde ettiği şeylerin elinden gideceği hafakanlarla oturur kalkar hiç şey yapmazsanız ortalama bir AK Parti bürokratını düşünün filan. Yani hemen görürsünüz. Dışarıdan görmek kolaydır diye söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yoksa onu kastediyor demiyorum. Onlar umurunda bile değil. Yani tabiri caizse hak yolunun yolcusuna bu ruh zehirlenmesi ihtimalini hazırlayıp ona istikamet abidesi olmanın yolunu anlatacağı için hastalığa karşı uyarı yapıyor. Tamamen cemaatçi bir tartışma okuyoruz aslında. Sonra diyor ki mevcudu muhafaza ve ona yeni şeyler ilave etme hırsıyla tuğli emelden tuğli emele koşar. Yani uzun şeyden uzun şey koşar. Yani arzulardan arzular koşar. Sanki ebediyen yaşayacakmış gibi. Yer yer tevehümü bediyet hezeyanlarına girer. Ebediyen yaşayacakmış gibi bir saçma sapan düşünceye kapılır. Ona göre sanki yani bu yetmez bir daha, bu da yetmez bir daha, bu da yetmez bir daha. Bu konuda zihni olmazlara takılınca da ölüm korkusuyla soluklanmaya durur böyle bir şey de yaşar. Hani kaçır, ol, acaba kaçırır mıyım kaybeder miyim? Ve bu düşünce fasılalarının daha doğrusu hezyan vetirelerinin hemen hepsinde kendini çepeçevre ve iç içe zulmetlerle kuşatılmış hisseder. Bu, bu buna bir psikolog olsa bu bir depresyon tanımıdır der. Yani iç içe zulmetler ayette de var. Onu da açacağım birazdan ee, şeyde. E, orada biraz daha net. Burada üç tane şey gördük. Bir, Böyle bir adam mevcudu muhafaza, statü koyu koruma şeyine gider. Elimdekiler kaçmasın, gitmesin diye uğraşır. Asla inovasyon, yenilik ve şey taraftar olmaz. Mevcudu muhafazaya odaklanmasından anlarsınız. Sonsuza kadar aynı kalmak gibi bir gaye güder. Ne kadar gerçekçidir bilmez. Yani işte hep böyle olsun. Aman şöyle olsun bir şeye gider ve depresif bir hale girer. Korkudan, şeyden, şeyden rahat göremezsiniz o adamı. Hep hayatı krizden krize geçer diyor. Ne kadar doğru. O Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın resmettiği şu Abdullah'ı bedbah gibidir. Bu yorum Hoca Efendi'ye ait bir yani yorumlanmış bir ayet. Ben orijinalini de göstereceğim şimdi. Onların hali duygu ve düşünce itibariyle derin bir denizde yoğun bir karanlık içinde bulunan birine benzer ki bir yandan denizde dalga dalga üstüne diğer yanda üstünde ürperten kop koyu bir bulut. Öyle ki bu üst üste karanlıklar içinde o kendi elini çıkarıp görmek istese onu dahi göremez. Bu şey gibi biraz üstadın hani fener tutarken böyle naturalist fener tutan bir şeyler canavarlar görüyor, mezarlar görüyor, korkuyor iyice. Onu yıkıp Allah'ın nuruyla baktığı zaman öyle dalga, depresyon hani geçen sohbette demiştim ya birini arıyorum ben. Nasıl e, nasılsın abi diyorum, nasıl her şey nasıl gidiyor? Her şey tam olması gerektiği gibi, tam Allah'ın planladığı gibi. Biz sadece ondaki muradı görüp ona göre şey yapma şeyindeyiz. O perspektiften bakan bir insan için Allah bana hadiseler diliyle ne anlatmaya çalışıyor, ne yapmalıyım diye bakan birisi için dünya bambaşkadır. Öbürü için ya böyle bir türlü bir krizler bitmiyor, dalgalar bitmiyor, karanlıklar, şeyler bitmiyor. Bir türlü böyle bir şeye çıkamıyor ve ruh zehirlenmesine biraz benzer gibi. Yani elini çıkarıp görmek istese elini bile göremeyecek kadar karanlıkta kalır adam. Evet o genel atmosferi itibariyle hep böyle görür ve elem üstüne elem kabuslarla kendini cehennem gayyasında sanır. Evet diyor ki orada kimden okuyalım meal olarak? Ali Bulaç meali. Ya da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onun üstünü bir dalga kaplar. Onun üstünde de bir dalga. Onun da üstünde bir bulut vardır. Hani iç içe bir karanlık şey var. Bir kısmı bir kısmı üzerine olan karanlıklar elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Allah kime nur vermemişse Artık onun için nur yoktur. Bu ayeti buna göre tefsir etti hoca efendi. Sonra devam ediyor. Kendini cehennem gayasına sayar. Bu böyle hisseder adam. Ee, zehirlenmiş, ruh zehirlenmesi yaşayan bir ruh kendini böyle bir şeyde bulur diyor. Ümit yitirme olur, burada şey olur. Bunların birbirleriyle bağlantısı var da biraz uzun diye böyle şey yapalım. Sonra ruhunu masiva ve malayaniyat ile zehirleyip felç etmiş. Yukarıdaki şeyleri biraz özetledi aslında. Allah'tan gayrısı ve Allah'tan başka o malayaniyat ile zehirleyip felç etmiş böyle biri. Tekrar aynı şey. Tıpkı avlanmak için ormana açılmış acemi bir avcıya benzer. Ki bir yandan o av av derken diğer yandan da başkası tarafından avlanma korkusuyla tir tir titrer ve bağırarak müteselli olmaya çalışır. Bu mezarlıkta çalan kendi korkusunu bastırmaya çalışması gibi. Aslında o çoktan his ve kaprisleri tarafından avlanmıştır. Ama o bunun farkında değildir. His ve vasını takip etin var. Kapalıdır kapısı, penceresi, fizik ötesi alemlere. Ne mahiyet insaniyedeki derinliklerden bir şey anlar ne de feza yıtlaktaki 500 milyar galaksinin 450 milyar yıldız kümesinin ahir içindeki namelerini duyar. Kendi küçük önemsiz şeylerinden başını kaldırıp kainattaki büyük külli hadiselere onun içerisindeki o kendi nefsinin yerine anlamına bakamaz. O enfüsteki pırıl pırıl parlayan bir meşaleyi söndürdüğünden o ne başları döndüren eşya ve hadiselerin nizam ve şiiriyeti ne de onun arkasındaki muhit ilim, kahir kudret ve bahir meşiyet ona bir şey ifade etmez. Allah malla işte Allah'ın muradı şu bu hiçbir şey ifade etmez etmez de bu yoklar sarmalı içerisinde bir hiçlik e, soluklanıp durur. Yani içindeki o ruh denilen meşale fener söndüğü zaman zehirlenip insan kendi konumunu alem içerisindeki yerini artık anlayamaz okuyamaz hale gelir. Evet o ruhunu zehirlemekle görme duyma ve değerlendirme mekanizmalarını da Kur'an-ı Mücüzül Beyan böylelerini o enfes üslubuyla şöyle resmeder diyor kalpleri var ama idrak edilecek şeyleri idrak edemezler gözleri vardır fakat görmezler göremezler kulakları vardır ancak işitilecekleri işitmezler bu itibarla da onlar bir manada hayvan hatta ondan da sapkın ve sapıktırlar diyor. Bunu iç yürüme ve onarım yolları 2 veya 3'te olacak. Tekrar biraz daha dikkate geçiyor. Böylelerinden bir şey beklemeyin diyor. Biz şimdi Araf 179'a bir daha gidelim. Dikkat edin ayeti nasıl yorumladığına bir de siz bakın. Evet. Araf 179. Andolsun ki cin ve insanlardan küfre, kötülüğe ve nankörlüğe sap sapan birçoğunu cehennemlik olarak çıkardık ve fırsat verip çoğalttık ki onların kalpleri vardır. Bununla gerçeği kavrayıp anlayamazlar. Gözleri vardır. Onlarla ibret alarak görüp bakamazlar. Kulakları vardır. Bununla işitip hakikati duyamazlar. Bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağılıktadırlar. İşte bunlar yaratılış amacından ve ahiret hazırlığından gafil olanlardır. Yani insanın dünyadaki varlık sebebiyle ilgili o ruh zehirlenmesiyle bunu kaybetme ihtimali. Ama bunu şu şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? O çağlayan örneği. Yani insanın bunu açık olması veya o tehlike içerisinde olması başkadır. O düşmüş halinin resmedilmesi aklınıza başka isimler getirebilir. Yani ben etrafımda hiç kimse de böyle bir şey görmüyorum bu kadar karamsarlık şey ayrı mesele ama ama sonuç sonucu budur yani o çağlayandan düşersin nihayetinde yani hızlı hızlı gidersin o yüzden önlem alman lazım o yüzden bir sonraki makale onu anlatıyor. Dünden bugüne bu tip ve çizgide dünya kadar insan, daha doğrusu insan suretinde pek çok kimse gelip geçtiği gibi bundan sonra da o şeytan figürleri hep ola gelecektir. Burada tekrar rasyonelliğe bağladı. Dedi ki böyle şeyler olur. Böyle bir sürü insan geldi geçti bir sürü daha gelecek. Sonra yazı çok depresif olduğu için bunlara mukabil başka insanlar da vardır. Nakibi insanlar cismaniyetini kontrol altına alanlar yani maddiyatını, cismaniyetini, heves sevasını kontrol altına alan hayvaniyetten sıyrılıp kalbi ve ruhi hayata müteveccih ona yüzünü dönenmiş bulunan dıraşan çehreler eksik olmamıştır ve olmayacaktır. Yani Kötüsü de var, iyisi de var diyelim. Hani bunu da unutmayın dedi, bugün kötüsünü anlattım diye paragrafı öyle bitirdi. Bu durumda bize düşen şey nedir? Şimdi burayı kapatayım ben, görmeyelim. Bize düşen şey ne olabilir? Ruh zehirlenmesi meselesini okuduk, çok depresif, karamsar bir şey çıktı. 12 maddenin, bende 5-6 tanesi var, temiz. Ee, bize düşen ruh zehirlenmesi meselesiyle karşılaştığımızda bize düşen şey nedir? Ruh seyirlemesi yaşayanları iyileştirmek, yaşatmak duygusuyla yaşamak, işte insanları tamir etmeye çalışmak filan gibi şeyler mi olacak acaba? Mesela bir an için düşünelim yazar ne söyleyecek bize. Ee, bakalım sonra çünkü öyle düşününce biraz da fikrimiz uyuşuyor mu uyuşmuyor mu o nasıl bakıyor? Bu durumda bize düşen şey çok basit. Gölgemizi arkamıza alarak yani bu işte yukarıda ta o ışıkla beraber anlatmaya çalıştığı Allah'a yönelme, yani Allah'a, masivaya sırtımızı dönme, Allah'a yönelme, tevhidi kıble etme, nasıl ifade ederseniz değişik şekillerde, değişik kavramlarla işte ihlas, yani her şeyi Allah rızası için yapma, rıza, onun rızasına ulaşmaya çalışma ve iştiyâ klika Allah, yani vefat edip gidip Allah'a kavuşma yolunda, o, o sevgi, o iştiyak ve o arzuyla, soluklarımız kesilesiye, ölene kadar, soluklarımız kesilene kadar veya kesilesiye taki kesilene kadar ona müteveccih yürümek olmalıdır. Allah Allah. Niye ya biz çevremizdekileri kurtaraydık daha iyi olmaz mıydı? <laughs> Zira teveccühün teveccühe vesileliği değişmez bir adeti sübhaniyedir. Ne hoş seslendirir bu hususu Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri. Şimdi buraya kadar belki insanların bir kısmının aklına yani ya böyle ruh zehirlenmesi gözlemliyorsa hoca efendi niye bir şey yapmıyor bir şey yapmıyor bunun devamı var bile istikamet abdelerinde filan hani biraz daha detaylı bir şey var burada sadece bir bir cümleyle pozitif bir notada bitirmek için böyle yapıyor hatırlatıyor böyle depresyona girmeyin diye hani bu size düşen şey bize düşen şey Allah'a yönelmek yani mala mülke dünyeviliğe arkamızı dönmek İhlas, rıza ve iştiyak Allah yolunda ölene kadar Allah'a müteveccih yürümek olmalıdır. Başka da bir şey yapamazsın. Çünkü sen nefsine hakimsin. İşin doğrusu başkalarının nefsine bir etkin de yok. Sen böyle teveccüh edersen Allah da sana teveccüh eder. Bu adet sübhane ne hoş seslendirir diyor Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sular gibi çağlasan Eyyub gibi ağlasan, cihergahında ağlasan ahvalini sormaz mı? Cenab-ı Hak inayeti hassasıyla bizleri o özel lütfuyla lütuflandırsın. Ben burada bitireceğim. Amen. Sadece şey olmasın diye nasıl o paragraftan buraya geçiyor diye şu paragrafa bir sonraki makaleye hani yazarın aklındaki insicamdan haberiniz olsun. Fırsat olursa Ramazan da geliyor. Herkes şu makalelere bundan sonrakilere biraz daha bakabilir. İnsan kendini yakın takibi alamaz ve nefsini dikkat edin bunun başlığı da kendi kendimizle yüzleşme. Bizim kendi kendimiz diyor. Yani kendi kendiyle yüzleşme demiyor. O da şey. Çok cemaatle ilgili oldu, bizimle ilgili oldu belli bir şey. İnsan kendini yakın takibe alamaz. Cemaat de değil. Bak bunu birey birey yapıyorsun. İyiliklere açık tarafını biliyoruz da kötülüklere de meyyal yanlarıyla doğru okuyamazsa yani insan bunu psikologlara sorsanız içindeki kötü po kötülük potansiyelini doğru okuyamazsa sürçmelerden sıyrılamayacağı gibi hayatını istikamet içerisinde sürdürmesi de çok zor hatta imkansızdır. O yüzden bu ruh zehirlenmesi ile ilgili yani bu kötülüğe meyel tarafını insanın okuması, e anlaması, içindeki canavarı keşfetmesi bir tane psikologtan dinlemiştim. Hepimizin içinde o o dönem Almanya'da olsaydık. Hitler'in e, Nazi toplama kamplarında çalışan bir hademe, bekçi, e, asker, gardiyan olma ihtimali var. Çünkü onlar da insandı. Gıdım 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 gıdım, gıdım öyle şeyler yaptılar ki anlatabilir miyim? Yani ortam dağılınca kendileri bile hayret ettiler. Nasıl biz bunu yaptık? Nasıl buna şey olduk diye. İçlerinde çok az bir sadist, psikopat şey vardı. Bilinçli böyle problemli adamlar belki ama Çoğu insan sizin bizim gibiydi veya işte bizim kültürümüzden diyelim. Kerbela döneminde yaşasaydık Allah korusun hak hakikatle ilgili öyle ayağa kalkmaktır, e, sesini çıkarmaktır, doğru tarafta olmaktır, bedelini ödemektir falan. Öyle değil işte o zamanın çoğunluk, ümmetin çoğunluğu yanlış tarafta durdu maalesef gibi. Böyle bir şey o kötülüğe meyyal tarafını inkar etmek insanı naif bir hatalar sirsirisine sürükleyebilir. Evet teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için